Sen ruhları saran en güzel hülya. Dertliler dermanı bekler gibi bekliyoruz. Kararmış ruhları aydınlatan geldiyoruz. En güzel sözlerle sana selam ediyoruz. Kavuştur ya Rabbi Habibini istiyoruz. Dertliler dermanı bekler gibi bekliyoruz. Kararmış ruhları aydınlatan geliyoruz. En güzel sözlerle sana selam ediyoruz. Kavuştur ya Rabbi Habibini istiyoruz. Benim böyle mest oldum Muhammed'in aşkındandır. Yana yana hast oldum Muhammed'in aşkındandır. Aşkındandır, aşkındandır Muhammed'in aşkındandır. Yana yana hast oldum Muhammed'in aşkındandır. Aşkındandır, aşkındandır Muhammed'in aşkındandır. Yana yana hast oldum Muhammed'in aşkındandır. Gece gündüz ağladım, karaları bağladım. Seller gibi çağladım Muhammed'in aşkındandır. Aşkındandır, aşkındandır Muhammed'in aşkındandır. Seller gibi çağladım Muhammed'in aşkındandır. Aşkındandır, aşkındandır Muhammed'in aşkındandır. Seller gibi çağladım Muhammed'in aşkındandır. Çiçekleri kokladım, aşk ateşin sakladım. Şu gönlümü pakladım Muhammed'in aşkındandır. Aşkındandır, aşkındandır Muhammed'in aşkındandır. Şu gönlümü pakladım Muhammed'in aşkındandır. Aşkındandır, aşkındandır Muhammed'in aşkındandır. Şu gönlümü pakladım Muhammed'in aşkındandır. Sayın Vali Vekilim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli yönetici ve misafirler, kıymetli basın mensupları, bu güzel programın ev sahibi Gümüşhane İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği'nin saygıdeğer başkan ve yöneticileri, Gümüşhanevi Hazretleri'nin hemşerileri, siz değerli Gümüşhaneli beyefendiler, hanımefendiler, ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyiciler, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerini vefatının 119. yıl dönümünde anmak, anlamak ve anlatmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle program öncesinde bizlere ilahi ziyafeti veren Gümüşhane Fatih İmam Hatip Lisesi ilahi ekibine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli misafirler, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, açılış ve selamlama konuşmaları, ödül töreni, yardım doçent doktor Sayın Selahattin Fettahoğlu'nun konuşmaları, şiir Melih Muaz Çoban tarafından okunacak.
Tasavvuf Musikisi ve Sema Gösterisi Profesör Doktor Sayın Mustafa Cevat Akşit'in konuşmaları. Değerli misafirler, bu arada bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Lütfi Doğan hocamız eşinin ani rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayacaklardır. Acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Sizlerden dua istirham ediyoruz. Şimdi sizleri Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları adına saygı duruşu ve mütakiben İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere Sayın Bahri Demirhan hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار
الكفار وليجدوا من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
inne ra'ufur rahim. Fe'in tevellem fe'ul hasbiyallahu la فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش العظيم صدق الله العظيم. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz ve sahneden uğurluyoruz. GÜYAT Başkanı Sayın Tahsin Söğüt'ü açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Vali Vekilim, Sayın Milletvekilim, değerli Belediye Başkan Vekilim, değerli Rektör Yardımcım, değerli Belediye Başkanlarım, değerli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri, Vakfı Başkanı Hacı Erkan Kocatürk, değerli Profesör Doktor Cevat Akşit Hocam, değerli oda başkanlarım, değerli müftü yardımcım, değerli hanımefendi ve beyefendiler, kıymetli çocuklar, değerli hazurun, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli hazurun, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin vefatının 119. yılında onu tanımak, anlamak ve anmak için burada bulunmaktayız. Değerli hazurun, GÜYAT olarak 6.sını düzenleyeceğimiz bu program bizlerin bugüne kadar yaptığı hizmetler içerisinde en anlamlı ve en faydalı olanıdır. Bu yılki programı genişleterek Gümüşhanevi günleri olarak 2 gün yapacağız. Allah izin kısmet ederse yarın cuma namazından önce bağlar başındaki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri Külliyesi'nde tüm geçmişlerimizin ruhu ve değerli üstadımız, değerli ilim adamımızın ruhu için Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Cuma'dan önce değerli hazırunu oraya da davet ediyoruz.
Değerli hazurun, bir gümüşhaneli olarak görüyorum ki maalesef uzun yıllardır değerlerimizi hem bizler tanıyamadık hem de çocuklarımıza tanıtamadık. Bunun sebeplerini araştırmanın bir faydası yoktur. Önemli olan bu hatadan dönmek ve bundan sonra eksiklerimizi telafi etmek için gayret göstermemizdir. GÜYAD Yönetim Kurulu olarak bu yıl birincisini vereceğimiz Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri Onur Ödülünü her yıl bir kişiye olmak üzere bu yolda hiçbir karşılık beklemeden onu anlayan, anlatan ve hizmet edenlere vereceğiz. Belki önümüzdeki yıllarda bunun uluslararası Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri Onur Ödülü olacaktır. Bu yolda hizmet edenleri Allah daim eylesin. Bizden önceki büyüklerimiz böyle bir değerimizi bizlere tanıtma imkanı oluşturmamış. Halbuki Zat-ı Muhterem'i dünyada iki asırdır tanıyor. Dünya iki asırdır böyle bir değeri tanımasına rağmen bizler de bu hataya düşmemek için hem kendimiz hem de bizden sonraki nesillerimize onu tanıtmaya, anlatmaya gayret etmemiz gerekir. Onun sözlerinden iki tanesi sizlere değerli hocalarımın affına sığınarak hatırlatmayı uygun görüyorum. Aşk bütün his, irade ve düşüncelerden sıyrılarak yalnız ve yalnız Allah'a büyük bir iştiyakla yönelmek, mal, evlat, dünya ve her türlü alakadan koparak yüce Yaradan'a hasret duymaktır. Bir diğeri, muhabbetin dört çeşidi vardır. Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah için sevmek, Allah'la beraber sevebilmek. Bizler de bu sözlerden ders alarak Allah rızası için sizleri ve Gümüşhane'yi seviyor ve 1100 kilometreden gelerek hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizlere gösterdiğiniz destekten dolayı Sayın Lütfü Doğan hocamıza, Profesör Doktor Cevat Akşit hocamıza, Sayın Valiliğimize, Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörlüğümüze, Rektörümüze, Sayın Müftülüğümüze, Sayın Hacı Erkan Koca Türk hocamıza ve bizlere her konuda Gümüşhane adına yapılan programlarda hiçbir maddiyatını esirgemeyen Kral Pestil Köme'ye de huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri her sene bu programda yalnız bırakmayan değerli Gümüşhanelilere de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Değerli hazurun, biz 6 yıl, 7 yıl önce bizlere bu konuda yönetim kurulu arkadaşlarımızdan Birol Hayal kardeşimiz böyle bir öneriyle geldi. Biz de o ana kadar ve o güne kadar gafletteydik. Ancak bu öneriye sımsıkı değerli yönetim kuruluma ben burada hakikaten çok teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden razı olsun. Bugün 14-15 yönetim kurulumla buradayım
ve her zaman olmaya da hazırız. Bu programı bir yerden başlayalım dedik ve İstanbul'da yapmaya başladık. Ancak gördük ki değerli Zat-ı Muhterem'in kendi doğduğu topraklarda olmasının daha anlamlı olacağı kanısına vardık ve bu yıl Gümüşhane'de üçüncüsünü düzenliyoruz ve buradan bizlere destek olan tüm halkımıza ve bürokratlarımıza, siyasetçilerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli hazırun, gerçekten böyle bir değerimiz var, ancak biz onu yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Ve buradan ben değerli Profesör Doktor Cevat Akşit hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah ondan ve onun gibi hizmet edenlerden razı olsun. Onların sayesinde biz de Gümüşhane'den doğan bir alimimizi tanımaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu manevi bir programdır. Burada fazla konuşmanın fazla bir yararı yok. Sürçülisan etmişsem affola. Ben hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Biz de Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz ve sahneden uğurluyoruz. Nefs tayına acı bir gem vurarak edep abdestini alanlar bizde. Allah Resulüne bağlı kalarak salat-ı daimun kılanlar bizde. Rıza lokmasını desturla yiyip, Mansur gibi darda enel hak deyip, sabır hırkasını sırtına giyip, derdinde dermanı bulanlar bizde. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Erkan Kocatürk selamlama konuşması yapacaklardır. Kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Nazar kıl, çeşmi ibretle, makamı ilticadır bu. Erenler dergahı babı, füyuzatı hudadır bu. Ziyaüddin Ahmet, mevlidi onun Gümüşhane, şehiri şarkı garbın, mürşidi rahı hudadır bu. Muhakkak ehli hak ölmez, ebed haydır, bil ey zahit, sarayı kalbini pak eyle, babı evliyadır bu. Şuayı dürri vahdet, menbaı ilmi ledünnidir, mükemmel varisi şer'i Muhammed Mustafa'dır bu. Evet, aziz misafirlerimiz, ucu Resullerin Seyyidine varan manevi ve ruhani bir zincirin büyük halkalarından biri, zamanının maneviyat sultanı, Kutbul Aktab, Gavsul Azam, Varis-i Nebi, Halet-i Nezih'te, hepsini isterim ya kibriya deyip ruhunu teslim edecek kadar yaradanına karşı naz sahibi bir şeyhler şeyhi olan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin ölümsüzlük alemine göçüşlerinin 119. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Güyat Derneğimizin vefakar başkanı
ve idealist arkadaşlarının tertip etmiş olduğu il müftülüğümüz ve medar-ı iftiharımız Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi güzide yöneticilerinin de destek verdikleri anma programlarının neticelerinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu münasebetle Gümüşhane'mizi teşrif eden muhterem hocalarımıza ve diğer tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, kalbi şükran ve bağlılıklarımı da arz ediyorum. Efendim, bir günahkar ilm-i ledün sultanını sizlere nedenli takdim eder? Ufacık bir kum tanesi koskoca sahrayı nasıl anlatır? Ve yine bir damla su uçsuz bucaksız okyanusu nasıl tarif eder bilemem. Ama bildiğim ve her zaman söylediğim tek şey şu ki, Gümüşhane'nin, Gümüşhaneli'nin hiçbir şeyi olmazsa dahi Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin maneviyatı bizler için bulunmaz bir nimettir. Cenab-ı Hak cümlemizi onların büyük ve nurlu yollarından ayırmasın. Gümüşhanevi Hazretlerinin halifelerinden Mehmet Zahid Kotkocamız Gümüşhane'de Gümüşhanevi Hazretleri adına bir külliyenin temellerinin atılmasını bize emir buyurmuşlardı. Bu emir bizim için mutlak surette yerine getirilmesi gereken bir vecibeydi. Hemen işe koyulduk. Bazı sebepler dolayısıyla 30 yıl bekleme zorunda kaldık. Son 3 yılda başlatılan inşaatın cami bölümü sizler sayesinde bitirilmiş bulunmaktadır. Bunun sahibi sizlersiniz. Benim burada bir katkım olmamıştır. Hemşehrilerimin hakkımdaki hüsnü zanlarının tezahürü olan iltifatlarına lütfen iltifat etmeyiniz. Bir manevi büyüğümüzün vasiyetinin gerçekleştirdiğini görmek elbette bizi mutlu eder, bahtiyar eder. Biz de ancak kabul buyururlarsa bu kapının acizane hizmetkarlığını yapmaya çalışırız. Hepsi o kadar, hepsi o kadar. Ben şahsen bir Gümüşhaneli hemşehriniz olarak kendimi suçlu hissediyor, büyük mürşidimizin şanına layık hizmet verememenin azabını duyuyorum içimde. Ama inanıyorum, sizlerin bu davaya inandığınıza inanıyorum. Bu inanç ve iman ile daha görkemli anma yıl dönümlerine hep birlikte kavuşmamızı nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hududumu aşmadan ve sözü uzatmadan emaneti ehline, muhterem hocalarıma bırakıyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Biz de Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz, bizi mest etti güzel şiirleriyle ve konuşmasıyla. Pir eteğin tutup
ehli naz olup, esrardan söyleyen telsiz saz olup, hakkı gökte değil gönülde bulup, irfan meclisine dalanlar bizde. Yüzülse derimiz nesimi misal, hak söyler dilimiz bilmez kıl yukal, hali dimeşre biz arzumuz visal, bu aşkla sararıp solanlar bizde. Vali vekilimiz Sayın Cahit Karatepe'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim arz ederim. Sayın Vekilim, değerli hocalarım, çok saygıdeğer kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimiz Doktor Yusuf Maydan'ın görevi nedeniyle yurt dışında bulunması hasebiyle aranızda olamamaktan dolayı üzüntülerini özellikle ifade etmemi bizlere ilettiler. Kendilerinin de buradan sizlere selamını iletmek istiyorum. Kur'an ve sünnetten beslenen yolun mimarlarından biri olan Gümüşhanevi Hazretlerini anma programına katılmaktan büyük bir haz duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnsanoğlunun yapısında bulunan ene diye tabir ettiğimiz ben duygusunun eritilmesi talimini yapan bu insanların zamanında neleri başardığını, ne tür zorluklar ve sıkıntılardan milletimizi kurtardıklarını anlayabiliyoruz. Bugün bu şahsiyetlerimize, bu kutuplara çok şey borçluyuz. İmanı aşk seviyesinde yaşayan, hak yolda ızdırabı lütuf kabul eden anlayış her türlü takdirin üstündedir. Elindeki bütün imkanı kendini hesaba katmadan, kendi geleceğini hesaplamadan, çocuklarını ve evlatlarını hesaba katmadan insanlık için seferber edebilme ilkesi nesillerimize kazandırmamız gereken erdemlerin başında gelmektedir. Huzura ve mutluluğa hasret kaldığımız zamanlarda manevi havanın etkisiyle nefes almamızı sağlayan bu güzel insanlarımızı baş tacı etmemiz gerektiğini hepimiz düşünüyoruz. Yunus'un sevgisini, Mevlana'nın aşkını, Hallacı Mansur'un ben hakkım diye haykırışını millet olarak genç dimağlara terennüm ettirmesi için gençlerimizi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin manevi iklimine ısmarlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Hazirunu ve misafirlerimizi selamlıyorum. Yapılacak programın Gümüşhanemize hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz, Vali Vekilimize. Neyim varsa dosta verdim, hep varım. Garibim, kemterim, pek günahkarım. Ahmet Ziyaeddin, şahım, hünkârım. Yoluna canı baş koyanlar bizde. Değerli misafirler, GÜAT Başkanı Sayın Tahsin Söğüt'ü ve yönetim kurulu üyelerini programa katkı sunanlara ödüllerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Şöyle buyurun başkan. Evet.
seri bir şekilde programımızın bu bölümünü yürütelim. Onur ödülünü ve şükran belgesini almak üzere Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Erkan Koca Türk'ü sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Ödülünü GÜYAD Başkanı Sayın Tahsin Söğüt vereceklerdir. Ödülleri alalım arkadaşlar. Evet, değerli hazurun, Gümüşhanevi Hazretlerinin kendi doğduğu topraklarda kıyamete kadar kalıcı olan eserde en büyük emeği geçen değerli hocamız Hacı Erkan Koca Türk'e bu sene birinci onur ödülü olmak üzere kendilerine uygun gördük. Bundan sonra da bu yolda hizmet edenlere inşallah her yıl olmak üzere onur ödülü takdim edilecektir. Ben şahsen layık değilim buna. Bunu bütün hemşehrilerim adına alıyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Koca Türk Başkanımızı sahneden uğurluyoruz. Sayın Lütfi Doğan hocamızın, buyurun Sayın Başkan, şükran belgesini almak üzere oğlu Profesör Doktor Sayın Yahya Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Hoş geldiniz. Evet. Evet, Sayın Vekilimi de sahneden selamlama konuşması yapmak isterlerse. Buyurun Sayın Vekilim. Efendim, bu gece bize konuşmak değil, gerçekten müstesna bir gün bugün. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa bir mesaj ileteceğim. Biz babamla birlikte bu güzel geceye katılmak için, babamın da söyleyeceği bir şeyler vardı, hazırlığını yaptı, fakat biletleri aldık, hareket edeceğiz. Sevgili anneciğim ani bir rahatsızlıkla Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırdık ve ameliyat oldu. Duanızı bekliyorum. Evet, acil şifalar diliyorum. Babacığım onu bırakıp gelmeyi uygun görmedi. Oğlum sen git, Haziruna benim selam ve dualarımı ilet dedi. Bu vazifeyi yerine getirdiğim için mutluyum. Muhterem hocalarım buradalar, onların yanında bize konuşmak düşmez ama eğer izin verilirse programın en sonunda hocalarımız konuştuktan sonra millet dağılmaya başlar iken bir iki küçük konuyla alakalı, Ramuzül Ahadis ve Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleri ile alakalı iki küçük hatıramı da sizlere bugünün anısına armağan edeceğim. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sağ olun Sayın Vekilim. Buyurun. Gaye Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Cevat Akşit'i şükran belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. Hocam buyurun. Hocamın şükran belgesini GÜYAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Güner takdim edeceklerdir. Hocam, hoş geldiniz. Evet, hocamızı yorduk. Hocam hakkınızı helal edin. Buyurun hocam. Buyurun.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İhsan Günaydın'ı vekaleten İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yardım Doçent Doktor Selahattin Fettahoğlu belgesini alacaklardır. Buyurun Sayın Hocam. Hocama teşekkür belgesini GÜYAT Başkan Yardımcısı Süleyman Mert takdim edeceklerdir. Hocam hoş geldiniz. Evet, başka bir arkadaşımız versin. Başka bir arkadaşımız. Hocamın kendi ödülü de vardı zannediyorum. Onu da bu arada takdim edelim. Selahattin Hocamın kendi ödülünü de takdim edelim. Değerli misafirlerimizden ve izleyicilerimizden özür diliyoruz bu beklemeden dolayı. Evet, buyurun. Evet. Hocamızı da yerine uğurlayalım. Buyurun Sayın Hocam. Kent Konseyi Başkanı Sayın Hasan Pir'i teşekkür belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. GÜYAT Yönetim Kurulu üyelerinden Başkan Yardımcısı Sayın Osman Kaya takdim edeceklerdir hocamın belgesini. Evet, hızlandırmak amaçlı Kral Pestil Köme işletme sahibi Sayın Kaya Büyük Bayrakları teşekkür belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. Kendileri burada mı acaba? Katılamadılar. Belgesini sonra takdim ederiz. Sonra takdim ederiz. GÜYAT Gümüşhane temsilcisi Sayın İsmail Hayali belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. Evet. Ödülünü Muammer Korçil Halkla İlişkiler Başkanı takdim edeceklerdir. GÜYAT Halkla İlişkiler Başkanı. GÜYAT'ın yönetim kurulu üyeleri Sayın Selçuk Balta, Sayın Tahsin Tekinırk, Sağlık Komisyonu Başkanı Bahri Demirhan, Kadınlar Kolu Başkanı Azer Yılmaz ve Kadınlar Kolu Başkan Yardımcısı Melek Çubukçu'ya teşekkür ediyoruz. Evet, bizim şahsımızda da bir belge, teşekkür belgesi düzenlemişler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir programa ev sahipliği yaptıkları için, vesile olup böyle bir program düzenledikleri için saygılar sunuyor. Sahneden uğurluyoruz kendilerini. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Programımıza hayırlı olsun telgrafı gönderenleri zikretmek istiyorum programın bu bölümünde. Yoğun programım nedeniyle katılamadığım 119. yılında Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerine anma programına nazik davetiniz için teşekkür ederim. Programınızın başarılı geçmesini diler, size ve değerli misafirlerimize selam ve sevgilerimi sunarım. Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı. Yine evet, Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı. Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri, MHP Ankara Milletvekili. Doçent Doktor Kemalettin Aydın, AK Parti Gümüşhane Milletvekili. Fikri Işık, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili. Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı. Feramuz Üstün, Sayın Feramuz Üstün Gümüşhane Milletvekilimiz. Cahit Turan, Karayolları Genel Müdürü. Zeynel Abidin Yeşil, Karayolları Trabzon Bölge Müdürü. Evet, son anda bir telgraf daha ulaştı elimize. Tamer Ünsal, iş adamı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve diğer telgraf gönderenlere de teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli Gümüşhanevi dostları, Sayın Başkan zikretti biraz önce konuşmasında. Ben de tekrar söylemek istiyorum programa sonradan katılanlar varsa ya da ekranları başına yeni geçenler varsa bir duyuru yapacağız.
GÜYAD tarafından organize edilen Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerini anma programı kapsamında Bağlarbaşı Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Külliyesi Camii'nde 18 Mayıs 2012 Cuma günü, yani yarın Cuma namazından önce saat 11'de Mevlid-i Şerif okutturulacaktır. Bayanlar için caminin üst kısmında yer ayrılmıştır. Tüm Gümüşhanevi dostlarını bekliyoruz. Evet, yardım doçent doktor Sayın Selahattin Fettahoğlu. Hocam buyurun, biz bu arada biyografinizi takdim edelim. 1957'de Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1980 yılında Atatürk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesinden mezun oldu. Burada kesiyorum hocam. Erzurum, Çat, Trabzon, Araklı, Vakfı Kebir, Çaykara, Amasya Melson Müftülüğü görevlerinde bulundu. Samsun Bafra vaizliği yaptı. 1993'te 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nde doktorasını tamamladı. 1998'de Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ateşeliğine atandı. 2006 yılında emekli oldu. 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandı. Halen Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardım doçent olarak görev yapmaktadır. Arapça, Almanca ve İngilizce biliyor, evli ve 4 çocuk babasıdır. Evet hocam, buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Sayın Vali Vekilim, Sayın Vekilim, saygıdeğer hocam, çok değerli GÜYAD Başkanı ve arkadaşları, yönetim kurulu arkadaşları, Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerinin ihvanı muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Sizi sözlerimin başında sözlerin en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tabii burada sevgili hocamın huzurunda konuşmak, takdir edersiniz, biraz bizi bir cüret olarak alın. Ama el emr fevkal edep diye bir iki kelime yapmak istiyorum, söylemek istiyorum. Fiili olarak 30 yıldır din hizmetinde çalışıyorum. Her seferinde böyle güzel konuşmalar için bir hazırlık yapar, yazar, çizeriz. Konuşmaya sıra gelince de onları bırakır, aklımıza geldiği şekilde de konuşmaya çalışırız. Bugün de öyle oldu. Biz bu programı duyduğumuzda çok sevinmiştim. Çok saygı duyduğum iki büyük insan ile birlikte burada bulunmak bizim için büyük bir onurdu, yine onurdur. Ama hocamıza ve sevgili annemize şifa diliyoruz, sağlık diliyoruz. İnşallah bir başka zamanda beraber oluruz. Sevgili kardeşlerim, Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri ile ilgili tarihi bilgiler var. 119. ölüm yıl dönümü, yani 200 yılıncı doğum yıl dönümü. 200 yıl önce
Cihan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri gibi bir değerle tanıştı. Mevlana bu dünyadan göçtü. Şems-i Tebrizi de göçtü. Ama dünya boş kalmadı. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri Gümüşhane'de dünyaya geldi. Ancak onu bütün dünya tanıdı. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri vesilesiyle millet, insanlık bizden de haberdar oldu. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin hayat hikayesini birçoğumuz biliyoruz. Ama ben Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin hayatıyla ilgili akademik tarihi bir bilgi vermekten ziyade birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Çünkü vaktinizi de çok fazla alıp hocamın vaktine de tecavüz etmek istemiyorum doğrusu. Biraz daha fazla onu dinleriz. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri Gümüşhane'de doğdu. Trabzon'da büyüdü, İstanbul'da yetişti, dünyaya hizmet eyledi, bütün insanlığa hizmet eyledi. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin 100 küsur halifesinin ismi zikrediliyor. Bu zikredilen halifelerin büyük bir kısmı Trabzon of kazasından. Hatta Samsun'da hizmet veren, Samsun'da irşat hizmetinde bulunan halifelerinin bir kısmı da yine Trabzon of kazasından. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri, son yüzyılının tam bir yüzyılına şahit olmuş ve sıkıntılı dönemlerinde milletin irşadıyla meşgul olmuş bir mektep Gümüşhanevi Tekkesi. Bu tekkeden yetişen insanlar Cumhuriyet döneminde ülkemizin birçok bölgesinde din hizmeti vermişler. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri 93 harbine iştirak etmiş. Harbin bir bölümünde Of'a gelmiş, bir Ramazan geçirmiş, tekrar harp için geri dönmüş. O dönemde Of'ta birçok talebe yetiştirmiş. O talebelerin talebeleri Cumhuriyet döneminde Anadolu'nun her köşesine dağılmış, her köşesinde bir medrese kurmuş, her köşesinde bir irşat meclisi oluşturmuş ve bugün iftiharla sahip olduğumuz ve övündüğümüz ehli sünnet vel cemaat mezhebini, yolunu ülkemizde tek elden sağlayan yol olmuştur. Bunu kitaplarda, makalelerde pek göremiyoruz bu ifadeyi. Ama bu bir tespittir. Ve zannediyorum hepiniz buna katılıyorsunuz. Gümüşhane ile Trabzon'u birbirinden ayrı saymayın. Ben Trabzonluyum. Trabzon'un Tonya kazasındanım. Benim evimle Özkürt'ün arası 20 kilometre. Biz yaylaya gelirken geldiğimiz yaylalar hep Gümüşhane'nin toprağı. Gümüşhane ile Trabzon birbirinin bütünüdür. Tarih boyunca da hiç birbirinden kopmamıştır ve manevi olarak da birbirine çok bağlıdır. İftihar ediyoruz. Gümüşhane'yi gümüş şehir yapan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'dir. Trabzon'u da Trabzon yapan odur. Trabzon'u da özellikle dini sahada ülkemizin her köşesine yayılmış olan bu ilim adamlarının bu hizmeti vermelerinde bu mektebin çok büyük bir rolü olmuştur. Bunu
böyle bir tespit olarak vurgulamak istiyorum ve arz ediyorum onu size. Bu işi iyi düşünün. Bir. İkinci bir husus. Gümüşhanevi tekkesini incelediğimiz zaman karşımıza şu çıkıyor. Gümüşhanevi tekkesi bir ehli sünnet vel cemaat tekkesi ve bir hadis mektebidir. Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitaplarda şu anda tespit edebildiğimiz 52 tane yazma eseri var ve biz Gümüşhanevi Hazretleri'nin başka eserlerinde çıkacağını tahmin ediyoruz. Ben bir çalışmamı, küçük bir çalışmamı hatırlatayım. Konya Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bir Gümüşhanevi Hazretleri'ne isnat edilen küçücük bir risale ismi gördük. Peşine düştük, bulduk. Gümüşhanevi Hazretleri'nin talebelerinden Muhibbanından birisi yazmış ve Gümüşhanevi Hazretleri'nin ismini üzerine koymuş. Sarf ilmine ait. Bunları aldık, inşallah en kısa zamanda bunu değerlendireceğiz ve yayınlamaya çalışacağız onu. Yine her yerde kurduğu okullarda hadis okutmuş. Benim elimde bir icazetname var, orijinal. Samsunlu Müftüzade Emrullah Efendi oğlu Hasan Tahsin Efendi'ye ait, yani Müftüzade Hasan Tahsin bin Emrullah isminde bir zata ait bir icazetname var. İcazetnamenin tamamı aşağı yukarı hadislerle dolu ve sadece bu icazetnamedeki hadisleri bir araya getirseniz bir kitap olur. Gümüşhanevi Hazretleri'nin tekkesi bir hadis tekkesidir. Şunun için vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ayetlerini açıklarken söyledikleri, yaptıkları ve uygun gördüklerine hadis diyoruz. Mesela Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılın, oruç tutun diye sözüyle ifade ettikleri ne sözlü hadislerin diyoruz. Gördüğü bazı işlere müdahale etmemesi, onları yasaklamamasına ikrari sünneti diyoruz. Bir de bizzat yaptığı ve ondan görerek yaptıklarımız var. Onlara da yaptıkları diyoruz. Ama bu hadislerin hayat olarak yaşanmasına sünnet diyoruz. Gümüşhanevi tekkesi bir sünnet tekkesidir. Ehl-i sünnet ve cemaat tekkesidir. Bu tekkenin pirinin bazı özelliklerinden bahsedeceğim size. Kitaplarda, menakıp namelerde diyor ki Gümüşhanevi Hazretleri oruç tutardı. Biz Gümüşhanevi Hazretlerini anlıyoruz, tanıyoruz. Ben demin de söyledim, dünya boş değil. Dünya bu zatlarla ayakta duruyor. Şöyle bir nefis muhasebesi açısından düşünüyorum ve bir soru sormak istiyorum. Buna ben de dahilim. Bu soruya ben de muhatabım. Hazreti Pir'in oruç tuttuğu gibi kaç kişi oruç tutuyoruz? Gümüşhanevi Hazretleri 5 yaşında Gümüşhane'den yine Gümüşhane'ye göçtü. Trabzon'la buranın bir farkı yok. Trabzon'a göçtü ve muhterem pederleriyle beraber ticaretle iştigal etti. Ama hep aklı ilimdeydi. Kaç kişimiz ilim adına ticaretimizi terk ettik? Gümüşhanevi Hazretleri bütün varlığını, bütün parasını fakir fukara için, ihvanı için harcadı. Acaba biz bütün varlığımızı Müslümanlar için harcayabilecek miyiz? Harcayabiliyor muyuz? Gümüşhanevi Hazretleri
yatağa girmeden önce Yasin suresini okurdu. Acaba bu gece, bu geçtiğimiz gece yatağa girmeden kaç kişimiz Yasin suresini okudu da yattı? Veya bu akşam eve gidince yatağa girmeden kaç kişi Yasin suresini okumayı kendisine söz vererek buradan ayrılacak? Bu hususlar çoğaltılabilir. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Bir hususta şudur aziz kardeşlerim. Bu manevi şahsiyetlerin anılması ve tanınması için programlara gidiyoruz. Bu programlarda bazı şeyler görüyoruz. İnanç turizmi adı altında bu manevi şahsiyetlerimizin anılması sırasında altı boşaltılarak böyle ham bazı hadiselerle karşılaşıyoruz. Özellikle şer-i şerife uymayan hareketlere de maalesef muhatap oluyoruz, karşılaşıyoruz. Bu bir sevindirici husus. Buna asla müsaade edilmez, edilmeyecektir de. Gümüşhanevi Hazretleri'nin alma merasimlerinde böyle bir ruhun olmaması Gümüşhaneliler için, Gümüşhanevi Hazretleri'ni sevenler için ve Gümüşhanevi Hazretleri'nin ihvanı için övünülecek, iftar edilecek bir durumdur. Buna dikkat ediniz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü Sayın Hocamızı dinlemeyi arzu ediyoruz. Sözlerimin sonunda hepinizi selamlıyorum. Hepinize saygı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Hocamız, değerli rektörümüzün de selamını iletiyorum. Ve gecenizin mübarek olmasını diliyor. Hürmetle hepinizi selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz de teşekkür ediyoruz. Allah sizden de razı olsun. Çok sağ olun. Programımıza teşrif eden Kelkit Belediye Başkanı Sayın Muammer Duran'a, Şiram Belediye Başkanı Sayın Yavuz Altıparmak'a, Köse Belediye Başkanı Sayın Şerif Aygün'e, Salyazı Belediye Başkanı Mühür Uçar'a, Gümüşhane Emniyet Müdürü Sayın Hüseyin Ümit Yüksel'e, GÜYAD Onursal Başkanı Sayın Galip Bilici'ye, İş Adamı Sayın Ali Beyaz'a teşekkür ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Melih Muaz Çoban isimli kardeşimiz bizlere 40 yaşındasın adlı şiiri okuyacaktır. Kendisini sahneye davet ediyorum. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı evvaya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiullahsın. Sen Habibullahsın. Sen Resulullahsın. Ya Resulallah, Medine'nin Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necaroğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musun diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da seviyorsun. Sultanım,
ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Teşekkür ediyoruz değerli kardeşimize. Değerli konuklar, Hacıgan Tasavvuf Musikisinden Musiki Şinas Suat Olgun'un musiki icrasıyla beraber sema gösterimi yapılacaktır. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Bu arada sahneyi de düzenleyelim arkadaşlar. Bu zamanı değerlendirelim. Programımıza teşrif eden iş adamı Sayın Cevat Söğüt'e, İl Genel Meclisi Başkanı Sebahattin Çobanoğlu'na ve bir isim daha geldi, okumaya çalışıyorum. Zannediyorum Bekir Koca. Alt kısmını okuyamadım. Mazur görün. Teşekkür ediyorum. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Evet, hazır mı sahnemiz? Evet, sema gösterimi için arkadaşlarımızı tekrar davet ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Sayın protokol, değerli Gümüşhanevi dostlarım, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün buraya toplanmamıza vesile olan ve Gümüşhanemizin manevi dinamiği, ilim adamı, fikir adamı Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretlerini anmamıza vesile olan GÜYAT Yönetim Kurulu'na huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere tasavvuf musikisi icra edeceğiz. Ve musikiyle beraber Semazen kardeşimiz aramızda. O da bize sema gösterimi sunacak inşallah. Ben hepinize şimdiden teşekkür ediyorum efendim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin
cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dinü imandan ayırma. İlahi dinü imandan ayırma. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Evlad-ı iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Evlad-ı iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim. Kurbanın olam Şah Resul, kovma kapından. Kurbanın olam Şah Resul, kovma kapından. Didarına müştak olu Yezdan diye sevdim. Didarına müştak olu Yezdan diye sevdim. Merhaba ya Şems-i Duha, merhaba. Merhaba ya Bedri Tuca, merhaba. Merhaba ya Nuril Huda, merhaba. Ehlen ve sehlen, merhaba, merhaba. Sen canların cananısın, merhaba. Dertlilerin dermanısın, merhaba. Alemlerin sultanısın, merhaba. Ehlen ve sehlen, merhaba, merhaba. Sadri cemil mürselin sensin ya Resulallah. Sadri cemil mürselin sensin ya Resulallah.
Bedri eflakiyakin sensin ya Resulallah. Bedri eflakiyakin sensin ya Resulallah. Allah ya Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tevhidi. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tevhidi. Hüdayinin ümmidi sensin ya Resulallah. Hüdayinin ümmidi sensin ya Resulallah. Allah ya Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Divan dururum, rükû ederim, secde eylerim. Birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Yaratan sensin, yaşatan sensin. Hem Rezzak sensin, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Yaratan sensin, yaşatan sensin. Hem Rezzak sensin, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Seyyah olup yar yolunda yanayım hu diye diye. Seyyah olup yar yolunda yanayım hu diye diye. İçip yârin şerbetinden kanayım hu diye diye. İçip yârin şerbetinden kanayım hu diye diye. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd.
Musiki Şinas Sayın Suat Olgun Bey'e, musiki icrası ve beraberinde sema gösterisinde bulunan ekibine teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın beklenen konuşmacısı Sayın Hocamızı birazdan davet edeceğiz. 1938'de Denizli yatağında doğdu. İlkokul sonrası amcası Zühdü Akşit'ten Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı. 1958'de İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak atandığı Fatih Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun yıllar merhum Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinden ilim tahsil etti. 1963'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki fakülteyi bir arada bitirdi. 1975'te doktor, 1980'de doçent ve 1988'de İslam hukuku profesörü oldu. 1970-1980 arası öğretim üyeliği, Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü, murakıplık, İzmir ve İstanbul barolarında avukatlık gibi çeşitli idari, hukuki, sınai ve ticari faaliyetleri bir arada yürüttü. İşletme hukuku, iş hukuku ve İslam hukuku alanında kitapları yayınlandı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku kürsüsünden emekli olan Profesör Doktor Sayın Mustafa Cevat Akşit, evli, 4 çocuk babasıdır. Halen Gaye Vakfı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Sayın hocamız Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit'i sahneye davet ediyoruz. Sayın hocam buyurun. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halkillah. Bu Müslümanların başlama usulüdür. Bu başlama usulünü ben Gümüşhaneli Hazretlerinden öğrendim. Nereye gitsem aynı sözlerle başlıyorum. Besmele, hamdele, salvele. Evet, söze başlanır böyle, kitap böyle başlanır, yazılır. İşe de böyle başlanır. Bu Gümüşhaneli Hazretlerinin eserlerinde bize öğrettiği bir husus. Çok değerli yöneticiler, muhterem Gümüşhaneliler, gerçekten size anlatıldığı gibi gurur duyacağınız büyük bir adam sizden çıktığı için isminiz kıyamete kadar anılacak. Hep Gümüşhane'den bahsedilecek. Gümüşhaneli Hazretleri gerçekten bütün dünyanın hayran olduğu, ünü dünyaya yayılmış büyük bir ilim adamı, aynı zamanda mutasavvuf. Biliyorsunuz bir Türkler tasavvuf yoluyla Müslüman olduk. Emeviler bizi zorladılar. Zorla İmanı getirmek istediler. Şamanistik biliyorsunuz. Ama güzel peygamberimizin bir sözü var. Türkler onurlu millettir. Üstünüze gitmeyin, üstlerine gitmeyin. İnatlaşırlar. Buyurmuş. Ömer İbni Abdülaziz bu hadisi halife olunca hemen uygulamaya koymuş. Emevi ordularını çekmiş Türklerin sınırlarından. Bu defa biz kendiliğimizden Müslüman olmuşuz. Tasavvuf yoluyla, evet, peygamber aşıkları yoluyla öyle benimsemişiz ki İslamiyet'i, en büyük hukukçu ki 10 sene uğraştım, Karahanlar döneminde yaşamış, bütün İslam fakihlerinin temel kitabı olan, kitabı yazan İmam Serahsi'nin eserini yazdım. Bütün dünya ona hayran.
Yahudisi, Hristiyanı, tüm hukukçular. Evet, böyle büyük bir adamı biz çıkarmışız. İslam'ı öyle benimsemişiz. Muhammed Bahauddin Üveysil Bukhari, tasavvufun zirvesinde. Gene herkes onu hayran. Onu da biz çıkarmışız. Dünyanın bin numaralı muhaddisi, en güvenilir hadis kitabını yazan İmam Bukhari gene bizden çıkmış. Araplara bile gelin Arapçayı benden öğrenin diyen Zemahşeri, büyük müfessir, gene bizden çıkmış. Evet, bizim büyüklerimiz Efendimiz'i örnek almışlar, candan benimsemişler, onun buyruklarını yerine getirmek için yaşamışlar. Ana yurtlarından onun sözüne uymak için batıya göç etmişler. İstanbul'u fetheden ne güzel kumandan, ne güzel asker sözünü masadaki olmak için batıya yönelmişler. Biri daha vardı, Roma'da fethedilecekti. Peygamberimiz ondan da söz ediyordu. Oraya kadar ulaşamamışız. Fatih'i zehirlemişler bu niyetini öğrenince. Yani biz bu peygamber sevgisini, bu peygamber aşkını hep onu yaşayan, onu rehber edinen imamlarımız, tasavvuf büyüklerimizden öğrendik. Onlar gerçekten tam peygamber gibi bizim atalarımız yaşamışlar. Kars'ta Hasan-ı Harakani var. Ben her sene ziyaret ederim. Fatih Türklerin içinde Anadolu'ya ilk girenlerdendir. Büyük bir mutasavvuftur. Evet, Gümüşhane'nin Hazretleri de 67 yaşında harbe gitmiş, anlatıyor hocalarımın doğru. Aksakalıyla Müşir Paşa'nın hiç şeyine aldırmadan karargâhta oturalım hocam demesine rağmen ben ön safta çarpışacağım diye 67 yaşında aksakalıyla askerin önüne geçmiş. Allah'a inanan, namusunu çiğnetmemek için her türlü fedakarlığı yapan bir milletin askeri, aksakallı hocasının ön safta olduğunu görünce ne olur? Atom bombası olur. Öyle olmuş. Evet, biz hep böyle kazandık. Evet, Gümüşhanel Hazretlerinin etkisinde kaldım şahsen. Erzurum Yüksek İslam Müdürü iken Kıbrıs olayları kızıştı. Benim lojmanımın önünden hep reolar, cemseler dolusu asker gece sabahlara kadar taşındı. Ben de 67'deki Gümüşhaneli Hazretlerini hatırladım. Gözümün önüne o geldi. Sabahleyin kolordu komutanının huzuruna çıktım. Orhan Süerdem Paşa'ya er olarak Kıbrıs'a ben de yaz dedim. Paşa ağladı. Evet, biz tepeden tırnağa böyleyiz. Bize bu ruhu veren de işte bu Gümüşhaneli Hazretleri gibi hocalar. Şimdi ben her şeyi bıraktım. Gümüşhaneli Hazretlerinin Levamil Ukul adında en muhteşem eserini gece gündüz tercümeye çalışıyorum. Onun kitabını daldığım zaman uykum gelmiyor. Yorgunluk hissetmiyorum. İsterseniz Allah nasip ederse neşedince tercümesini okuyun. Bu sözlerim doğru mu yanlış mı siz de uygulayın. Birçok tehlikelerden onun sayesinde kurtuldum. Onu Mehmet Zahid Efendi'den öğrendim. Onun sevgisiyle iki fakülteyi birden bitirdim. Aynı zamanda Fransız konsolosluğuna gittim. Fransızca öğrendim. Aynı anda iki liseyi bitirdim. Sonra da Amerika'ya çağırdılar beni. Gümüşhaneli Hazretlerinin dualarını okurum ben. Sınırdan girerken gümrük polisi beni aramadı. Gümrük polisine yanımdaki polis bunu arama dedi. Bu senin dediğin gibi adam değil. Evet, dönerken
Evet, Gümüşhane Hazretleri'nin duasını okudum, yola çıktım. Polis şeysini kapattı. Tanımam ya, o da beni tanımaz. Arabayı elimden aldı. Uçağa kadar götürdü beni. Evet, bir Fransız Müslüman olmuş. Mevlana Hazretlerini okuyarak, UNESCO'nun tercüme ettiği şeylerden, Paris'teyim. 80'li yıllarda Paris'e gidiyordum. Bir dernek kurmuşlar, Mevlevi Derneği. Karı, kız, çıplak, sarhoş dönüyorlar. Mevlana döndü ya şimdi. Beni buldu. Evet, dedim ki yanlış. Elin kızınla karısınla sarmaş dolaş, Mevlevi olunur mu? Sen Mevlevi'yi öğrenememişsin. Evet, gerçek mutasavvuf Kur'an'ın sınırlarını asla çiğnemez. Peygamberin sünnetinin dışına asla çıkmaz. Böyle olursa zaten evliya olabilir, mürşit olabilir. Bunu nereden öğrendim? Gümüşhaneli Hazretlerinden öğrendim. Mürşit yol gösteren demek. Şimdi o Fransızı bırakalım kenara. Dini bilmeyen, Kur'an'ı bilmeyen, peygamberin sünnetlerinden haberdar olmayan bir adam kime neyi öğretecek? Nasıl yol gösterecek? Evet. Gümüşhaneli Hazretleri işte bunları söylüyor. Önce ilim. Ama yalnız ilim gurur sebebidir. Herkesi mars edersin. İnsanda nefis var. Hemen o galeyana gelir. Herkese tepeden bakmaya başlarsın. İlim yetmez. Edep gerekir. Peygamberin edebi gerekir. Allah'a şükür gerekir. Peygamberimiz bu nedenle sabahlara kadar gelmiş geçmiş günahları affedildiğine dair ferman ilahi var Kur'an'da. Ama sabahlara kadar namaz kılıp dizleri şişiyordu. Onun için ya Habibim bu kadar da değil diye ayet indi. Evet, mürşid olmak, şeyh olmak, evliya olmak o güzel peygambere aynen uymakla mümkün. Gümüşhaneli de hiç yatmamış. Yatağına uzanıp sabaha kadar dua etmiş. Sadece kuşluk, dizüstü azıcık kestirilmiş. Bu kitaplarında, eserlerinde görülüyor ve bunu görenler elhamdülillah onun yetiştirdiklerinden Mehmet Zahid Efendi onun talebesinin talebesidir. Biz bunları öğrendik, bir de okuduk şimdi. Ben gece gündüz onun eserini, yine Gümüşhane'nin adını dünyaya duyurmak üzere çalışıyorum. 15 cilt halinde inşallah günümüzün bilimsel sistematiğini de oraya aksettirerek neşre çalışacağım, çalışıyorum. Bu yıl sonunda inşallah 3 cildini bir kere sizlere arz edeceğim. Gümüşhaneli Hazretleri gerçekten bizim ta başında sahip olduğumuz iman sevgisine, prensiplerine aynen Hasan-ı Harakani gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Yunus Emre gibi, bunlara hiç itiraz eden var mı? Evet, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü diyen adama kim itiraz edebilir? Dünya peşinde koşar. Neysen gel, gel bu umutsuzluk derağı değil diyen Mevlana'ya kim ne diyebilir? Mevlana da aynı o yoldan gelmiş. Gümüşhaneli Hazretleri de evet aynı. Aynı öyle. O zaman ortalık karışık. Neyse bu Fransızı ben söyleyeyim size. Hocamızın kerametini arz etmek istiyorum. Onun kitabını Amerika'da okurum. Okudum herkese. Fransa'da 80-90 yıllar arasında nereye gittiysem onun kitabını okudum. Ramuzul Ehadis kitabının şerhini, Levamül Ukulu. Mekke'de onu okudum, Medine'de onu okudum. Nereye gitsem onu okurum. Şimdi o Müslüman olan, ben onu uyarınca her gün geliyor yanıma. Sandalyeye otur diyorum, oturmuyor.
yere diz çöküyor, oturuyor. Öyle bir dönüş yaptı ki evindeki koltukları, sandalyeleri, halıları hepsini masayı atmış sokağa. Böyle dedi, peygamber basit yaşadı dedin, sade yaşadı dedin. Ben onun gibi yaşamak istiyorum. Yanlış yapmışsın dedim, o peygamber. Biz o kadarını yapamayız. Sen şu koltukları yine koy evine. Karına da güzel güzel giydir, ye iç dedim. O ona mahsus, biz o kadar olamayız. Evet, herkesin yapabileceği bir sınır var. Şimdi dedi ki, İsa adını aldı. Yakup Aleyhisselam'ın anasının adı ne dedi bana. Evet, Michelken İsa adını aldı. Bilmiyorum dedim. Evet, bilmiyorum. O zaman sorduğunu bilmiyordum. Ertesi gün günü geldi. Ben masadayım. Önümde de Gümüşhaneli Hazretlerinin Levamil Okulu var. O kitapta Yakup Aleyhisselam'ın anasının adını olduğunu bilmiyorum. Yine oturdu. Karıştırıyorum. Onunla konuşuyoruz. Karıştırırken bir baktım. Yakup Aleyhisselam anasının adı diyor. Hocanın kerameti. Evet. Orada da imdadıma yetişti. Bugün ben ahım şahım bir hoca değilim ama televizyon çok gaddar bir kurumdur. Uzun süre kimse orada dayanamaz. Hemen modası geçer. Ben ama Gümüşhane'nin eserlerini, hadislerini okuyorum orada. 18. yıldır hala orada. Hala konuşuyorum. Gümüşhaneli hemşeriniz böyle aziz bir adam. Onu seven, onu tutunan aziz oluyor. Evet, bu size büyük bir şeref ama bir de kardeşiniz olarak ne yapsınız, sizi sevmekten asla geri durmayacak bir kardeşinizim. Çünkü Gümüşhaneli'nin hemşerilersiniz. Dövseniz yine severim. Sövseniz yine severim. Onun hatırına. Ama bir şeyiniz var. Böyle büyük bir adamın hemşerileri olarak onun gibi düzgün bir adam olmazsanız öbür tarafta canınıza okuyacaklar. Böyle bir adamınız var, hemşeriniz var. Ama senin haline bak diyecekler. Ayağınızda nimet, ayağınızda, içinizde. Evet. Onu size hatırlatıyorum. Onu size hatırlatıyorum. Böyledir bu işler. Kar ne için meşru? Risk olduğu için. Risksiz oldun mu kar demiyorlar, faiz diyorlar. Garanti vereceğim dedin mi faiz oluyor. Evet, size de bu şeref verilmiş. Evet, bu riski göze alıp da adam olmazsanız vay halinize. Onu da hatırlatıyorum. Efendim, şimdi bilim, İslam dini konusunda son derece eksiklik var. Kuralları bilmiyoruz. Bir esnaf arkadaşımız helal kazanç için dükkanını açan, dükkanına giden, fabrikada helal kazanç için işine giden, çoluğumu çocuğumu helal yoldan besleyeceğim diye polis, memur işine giden bir adam Allah yolundadır. Çanakkale'de savaşanla eşittir. Fî sebilillah'tır. İnsana hizmet böyledir. Demin sayın vali vekilimize de, emniyet müdürümüze de söyledim. Bunları yağ için söylemiyorum. Ben 75 yaşındayım. Yağ çeksem ne olur, çekmesem ne olur? Ama Gümüşhaneli'den öğrendim bunları ben. Şimdi gece gündüz onun eserini tercüme etmeye çalışıyorum. Şunu alıp satan adam olmasa sesimi nasıl duyuracağım? Şu gömleği, elbiseyi yapan terzi, fabrika, kumaşçı olmasa huzurumuza nasıl çıkacağım? Evet, emniyet bizim emniyetimizi korumasa şurada nasıl rahat da beni dinleyebilirsiniz? Ben de size hitap edebilirim. Doktor, mühendis hep böyle. Evet, Allah rızası için dürüstçe hizmet eden adam Cevat Hoca ile sava sava eşittir. Bu Gümüşhaneli'nin öğrettiği husustur. Gümüşhaneli işte böyle
tam peygamberin sünnetini yaşayan, kavrayan bir adam. Ne zaman? Tam Tanzimat'ta çöküşe girmişiz. Evet, çöküş her yönde oluyor efendim. Dini konularda da çöküş var. Evet, bizim ilk adamımız bak Anadolu fethinde önde. Hocamız 93 harbinde ön safta. Ondan sonra demişler ki eve çekil, bir lokma bir hırka hu çek. Ben hu çekmeye kötü demiyorum. Ama yanlış anlamı olduğu zaman şeytana maskara olmak demektir bu. Her şey kurala uygun yapılır. Bu kuralları bilmek kalmamış, ters dönmüş her şey. Yıkılmışız. Gümüşhane işte o zaman kişiliklerin kaybolduğu, şahsiyetlerin unutulduğu, kompleks içinde, Avrupa hayranlığı içinde olduğumuz dönem. Otobüse biniyorum demiyor bizim gazetecimiz, aydınımız. Je prends l'autobus diyor. Bu kadar kişiliksiz hale gelmişiz. Güzel Türkçemizi konuşmuyor. Kendini bir Fransız gibi. Je prends l'autobus. Otobüse biniyorum demiyor yani. Öyle bir durumda Gümüşhaneli muazzam bir adam çıkmış. Önce ilim demiş. Medrese kurmuş. İyi bilen, bildiğini yaşayan, karakterli adamlar yetiştirmiş. Kendi bunun başında. Kişiliğiyle önder olmuş, yetiştiği hocalar Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya, Mısır'a, Orta Doğu'ya, İran'a, her tarafa gitmiş. Benim dedelerimin, sülalemin mensup olduğu ailenin 1100'de kurduğu bir medrese var. Ben onun son halkasıyım. Evet, dedelerim beni bu hoca efendiye göndermişler, Mehmet Zahid efendiye. Varınca ben müezzin olarak gittim. Bilmiyorum Mehmet Zahid efendi. Gümüşhaneli hiç bilmiyorum. Gittim, müezzinlik imtihanı kazandım. Onun camisine çıktı. Evet, meğer dedelerim beni ona göndermişler. Evet, dedelerin seni bana emanet ettiler dedi hoca. Evet, bilmiyorum yahu. Oraya girdik, bunları öğrendik, Gümüşhaneli öğrendik. Efendim, çok yoruldunuz. Sizi daha çok yormak istemiyorum ama bir iki noktayı da arz etmek istiyorum. Mervan bin Hakem var, Emevi halifesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sine, şehrine gitmiş. Medine-i Münevvere'ye, nurlu şehir. Muhammed Mustafa'dan dolayı nurlu. Ondan dolayı o yatıyor diye nurlu. Yoksa orada Yahudiler oturuyordu, müşrikler oturuyordu daha evvel. Nur ondan geliyor. Onu ziyarete gitmiş. O zaman Peygamberimizin kabri sadece toprak. Şimdi gene Gümüşhanel'den o Levam-ül Ukul'unda göreceksiniz bunları. Sırf hadis değil, fıkıh var, itikat var, tefsir var, siyer var, felsefe var, her şey var orada. Peygamberin hadisleri ışığında bir Müslüman gözüyle ve de sizin içinden bizim içinden çıkan bir adamın diliyle. Bunu neye söylüyorum? Bir sürü kitap var, hadislerle Müslümanlık. Ama Gümüşhanelerinkini okuyacaksınız. Peygamber sünnetleriyle nasıl bir Müslüman yaşar? Ne kadar fark var? Çünkü o bizden birisi. Bizim örfümüzü biliyor. Bizim gibi düşünüyor. Öteki Müslüman tamam da bizim örfümüz, düşünce tarzımız başka. Hindistan düşünme tarzı başka. Onun için bu Levham-ül Ukul'u ben Allah ömür verirse gece gündüz çalışıyorum. Şey diyeceğim, şimdi ben Mervan bin Hakem gelmiş. Kabir yapmak yok İslam'da. Evet. Bana kızmayın. Şimdi ben Gümüşhaneli kabul ediyorum kendimi. Siz de kardeş biliyorum. Ne yapsanız sizi seveceğimi de söyledim. Açık bono. Evet, İslam'da kabir yapmak yok. Sadece büyük zatlar. Evet, büyük zatlar için gelecek nesillere
örnek olur diye zararı yok. Onun için Mustafa Kemal Paşa'ya Anıtkabir yapılmış. Minnet borcumuz var. Gavura boyun eğmek dinen zillettir. Haramdır Müslümana zillet. Onun için Ahmet Hulusi Efendi Denizli'de demiş ki boşuna yatıp yuvarlanıyorsunuz. Ya ölüm, ya istiklal, ya Müslümanlık. Eğer müstakil olmazsanız, boyun eğerseniz bu gavura, namazınız sizi kurtarmaz. Dinde böyle arkadaş. Dinde böyle. Evet, Gümüşhaneli Hazretleri de bunu biliyor işte. Bunu öğretiyor bize. Efendim, o kitabında kabir yapmak sünnete aykırı, Kur'an aykırı. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ta'ratan ukhra. Topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz. Allah'ın emri bu. Topraktan yaratıldık, gene toprağa gömüleceğiz. Evet, beni profesör yapan tebliğlerden birisi budur. Bu konuyu inceledim, uluslararası çevre gününde 250 bilim adamıcı en çok benim tebliğim rağbet gördü. Topkapı da şimdi yer bulunamadığı için 11 katlı kabir var beyefendi. Raf gibi 11 katlı. Allah da diyor ki toprağa gömün diyor ölülerinizi. Neden? Yeryüzü insanların ekip dikmesi, karnını doyurması için yaratıldı. Sadece kabir yapmak için değil. Sen mermerden kabir yaparsan çürümüyor, erimiyor. Bir daha öldüğü zaman bir kabirlik daha yer gerekiyor. Bir daha. Evet. Yeryüzü çuvalmıyor. İnsanlar çuvalıyor durmadan. Herhalde her taraf kabir olacak. Ekecek, dikecek yer bulamayacağız. İslam ne güzel din. Toprağa koyacaksın, çürüyecek. Hıfz-ı Sıha kanuna göre Türkiye'de 5 yılda çürür ceset. 5 yıl sonra bir daha gömeceksin oraya. Toprağı her tarafının kabirlerle işgal etmeyeceksin. Karın doyuracaksın. Kur'an bunu söylüyor. Onun için Peygamberimiz toprağa gömülmüş. Üstü de toprak. Hem bunun çağ faydası var. Yağmur yağdığı zaman siz yağmura ne diyorsunuz? Rahmet. Niye diyorsunuz rahmet diye? Evet, 1943'te açılmış Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Aksaki merhumun İslam fıtri tabii umumi bir dindir diye muhteşem bir eseri var. Lütfen okuyun onu. O diyor ki her yağmur damlasıyla delilleri var. Melek iner yeryüzüne. Melek rahmet bereket getirir. Onun için yağmurun adına siz rahmet diyorsunuz. Betonla kapatırsan sen anan baban adamın üstünü betona rahmet geçer mi? Adamın rahmet kapısını kapatıyorsun. Farkında değilsin. Üstelik bunu borç olarak yapıyor şimdi. Gölenek görenek haline gelmiş. Peygamberin sünnetinden Kur'an'dan ne kadar ayrılmışız. Batı heykelci. Tamam. Onların olsun. Ama biz böyle bir şeyden gelmişiz. Böyle bir hocalarımız var. Bunlar da bizi uyarıyorlar. Yanlış diyorlar kitaplarında. Evet, bunları öğrenmeliyiz. Şimdi toprakta otlar biter. Ağaç biter, gül biter. Onlar Allah'ı zikreder. Zikredilen yere rahmet de var. Şimdi rahmet yağdığı gibi. Bak hoca bize bakıyor. Onun adını anıyoruz. Salih kişilerin adının anıldığı yere Resulullah söylüyor. Rahmet yağar diyor. Biz şu anda kazançlıyız. Zikredilen yere rahmet yağar. O rahmetten yer aşağıda yatan da faydalanır. Sen beton yaparsan anan baban rahmet bereket kapısını kapatmış oluyorsun. İyilik yapayım derken kötülük yapıyorsun. Çok büyük adamlara gelecek nesillere örnek olsun, hatırlasın diye. Mustafa Kemal'den bahsettim.
zillete düşmüşüz. Gavura esir olmuşuz. Haram. Şeyhülislam'ını, evliyasını, dinsizini, dinsiz var Atatürk'ün etrafında. İlercisini, gericisini buluşturmuş, yumruk yapmış milleti, vurmuş ve denize dökmüş Yunan'ı. Bu akıl onun minnet borcumuz olduğu için ona anıt yaptık. Böyle olalım diye. Evet, Mevlana'yı da anıyoruz. Örnek diye. Evet efendim, biz büyük adamları biz böyle anarız. Örnek oldukları için gelecek nesillere uyasınlar diye. Bu realite böyle. İşte oraya varmış Peygamberimiz, kabiri toprak. O Mervan bin Hakem bir tanesi kabire böyle üstünü kapanmış. Öyle ağlıyor ki gözlerin yaşı toprağı ıslatmış. Hey demiş, hey. Ne yapıyorsun sen öyle? Şimdi Suudlar da öyle diyor. Bizim aziz milletimiz sahabiler örnek alır, büyüklerimiz örnek alır. Peygamberi çok severiz biz. Çok severiz. Ne kadar duygulandınız, salavat getirdi, döndü böyle. Peygamber Cafer-i Tayyar'a demiş ki, Cafer sen bana benziyorsun. Sevincinden böyle dönmüş adam, raks etmiş. Hepsinin yeri var. Mevlana yanlış yapar mı yahu? Evet efendim, şimdi biz çok severiz. Adam bundan haber yok. Niye yatırıyorsun demiş, kalk oradan. Yanlış yapıyorsun. Gözleri şapır şapır yağmış. Tane adam doğrulmuş. Bu adam Ebu Eyyub'ül Ensari imiş. Evet, ben taştan topraktan medet beklemiyorum. Buna ağlamıyorum. Halife adam anda kelleyi uçurur ama Müslüman kadere inanır. Allah'ın öldürmeyeceği insanı dünya millesi öldüremezler, öyle değil mi? Onun için Mustafa Kemal Paşa diyor ki, birinci bölük marş marş diyorum, kamilen şehit oluyorlar. İkinci bölük marş marş diyorum, ya ölüyor hepsi, gene ölecek. Gözünü kırpmadan koşuyor diyor. Üçüncü bölük diyorum, Allah'a inanmayan, şehitle inanmayan bunu yapmaz diyor. Biz de kadere inanırız, cesur oluruz. Onun için doğruyu söyleriz. İçi dışı farklı adam olmayız. Buna münafık derler. Doğru olan adam peygamberin evinde misafir olduğu Ebu Eyyub'ül Ensari. Gözleri yaşlı. Ben demiş taşa toprağa gelmedim. Ondan medet ummuyorum. Niye ağlıyorum bilmiyor, biliyor musun halife hazretleri? Evet, Resulullah'tan duydum. İş ehline verilmezse kıyameti bekle dedi. Sen zalim, beceriksiz bir herifsin. Müslümanların hali harap diye ağlıyorum ben. Evet, bir zamanlar dünyanın etrafını ekvatoru seçen Müslümanlık, meridyenleri ellerin boylarını seçen Müslümanlar, astronomide bir numaralılar. Çalar saati icat etmiş, göndermiş Avrupa'ya. Cin neresinde diye bakıyormuş Avrupa o zaman. Sonra ne olmuş? Efendim göbeğe muskı yaz. Bilmem şunu oku, şöyle oku. Gümüşhanede de var böyle şunu oku, şunu oku diye. Ama Allah'ın emrini yerine getirdikten sonra, Çanakkale'ye gittikten sonra, düşmanın karşısına dikildikten sonra, öleceğim, dönmeyeceğim. Karar verdikten sonra Allah'ım diyeceksin. Peygamber evinde Medine'de oturmadı. 313 adam bulabildi. Potini yok. Karnında lokma yok. Fakirlik var. Oku yok. Kepi yok. Elbisesi yok. Yarı çıplak. 72 kilometre Bedir'e yürüdüler. Peygamber başlarında, hem de oruçken. Oraya gitti. Dedi ki, ya Rabbi, benim yapabildiğim bu kadar. Evet, benim yapabildiğim bu kadar. Yalın ayak, başı kabak, silahsız, taşla, sopayla
1000 kişilik çift sırtlı atlı süvari müşriklerle savaşacak. Ya Rabbi, benim yaptım, yapabildim bu kadar. Ben bana düşeni yaptım. Gerisi sana ait dedi sabaha kadar. Böyle diyeni Allah yalnız bırakır mı? İşte Gümüşhaneli bize bunları öğretiyor arkadaş. Öteki bir lokma bir hırka. Bak diyorum, hiç uyumamış. Hep oruçlu geçirmiş 33 sene. Ama gitmiş ön safta, 67 yaşında savaşmış. Tek taraflı almayacaksın. O zaman istismar olur. Kurallara aykırı olur. Evet, gerçek adama, mürşide düşmedin mi? Kendini mürşit taslakları var şimdi. Tanzimattan beri var. Her zaman var tabii. O zaman millet perişan olur. Darmadağın olur. Ne diyor Mevlana? Gel neysen gel diyor. Yalnız buraya gel. Putperestsen, ateşperestsen, Yahudiysen, Hristiyansan, Müslümana gelince sen Yahudi mi diyeceğiz? Kardeş diyeceğiz. O demek o. Şimdi biz elhamdülillah hepimiz la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Sen bizim efendinin elini öpmedin. Selam yok, sabah yok. Gavurla uğraşacağını onunla uğraşıyor. Kurbanın adam birisidir. Bu fakir. Evet. Şikayet şikayet Adapazarı'ndan vali emretti, vaaz ettik. Gümüşhane'nin eserini okuyoruz dedik ya her yerde. Öyle bir kalabalık var ki bayram namazı gibi. Bir takım kimseler şikayet etmişler Sıkı Yüredim komutanına. O da beşimize 6 tane adam takmış. Haberim yok. Bir gün geldiler, dedik hoca seninle konuşacağız. Hocam biz seni takip ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sigarayı bıraktık, namaza başladık. İnsanımız bizim bu. Temel maya bu. Evet. Hocam bunu bil dedik. Onun için dedik. Ben zaten vali emir vermiş söylüyorum. Benim siyasetle ne işim var? Öğrenmek isteyenlere Müslümanlık bu diyorum. Görev bu. Taraf tutma lan. Bu Müslümanlık diyeceksin. Kur'an bu. Bunu dedin mi Orhan Paşa ağlıyor işte bak. Paşamız ağlıyor. Hakimimiz ağlıyor. Lüleburgaz'da karı koca ilişkilerinden, dini ilişkilerden bahsettim. Savcı hocam dedi. Kanunları çiğnemedin. Ben namaz kılamıyorum ama ben de Müslümanım. 4,5 saat karlı yağmurda seni dinlemek için bekledim. Kalabalıktan giremedim. Anam ağladı ama dedi. Ve şu elini bir öpeceğim dedi. Bizim insanımız bu. Bu mayada insanımıza Gümüşhaneli gibi hoca lazım. Biz birbirimize koparacak adam değil. Kenetlendirecek adam lazım. Böyle adam lazım. İşte o onu söylüyor. İş ehline verilmediği zaman kıyameti bekle dedi de Resulullah, ona ağlıyorum. Evet. Kadı var dinsiz Osmanlı Devleti'nde. Paşa var dinsiz beyefendi. Çökmüş. İlim çökmüş. Gümüşhaneli işte o zaman çıkıyor diyor ki hayır. Haykırıyorum böyle, yok canım. Adam yetiştiriyor. İlim adam yetiştiriyor. Karakterli, kişilikli, din budur. İşte benim yaşadığım gibi yaşayan adam. Velveleye gerek yok. Tüm İslam alimi teslim almış mübarek adam. Benim dedelerim de müderris, Buhari oku diyorlar, Gazi Beyza okuyorlar. Ama vazettiği zaman Gümüşhaneli'nin kitabını oku diyor. Gümüşhaneli bu. Hakim olmuş. Tam peygamber yaşayışını yaşamış. Onun usullerine uymuş. Dünyaya hakim olmuş. Vatanı için yüreği çarpıyor. Milleti için. Devletinin yücelmesi için. Evet, Haçlı'nın dönüşünde Mısır'da kalmış. Mısır. Bizim veyaletimiz, vilayetimiz.
paşamız ihanet etmiş. İngiliz'e kandırmış Mehmet Ali Paşa'yı. Gittim ziyaretine. Hainler belli oluyor efendim. Bir tane Müslüman ziyaretçi yok. Camisi var efendim. Gidebilirsiniz kaideye, bakabilirsiniz. Ben ilim adayım, bakıyorum savunma soluma ne oluyor diye. Ben de gittim. Bir tane Müslüman ziyaretçisi yok. Hep Fransız, İngiliz turistler kabrinin etrafında dönüyorlar. İhanetin sonucu dedim içimden ya. Fatih okuyan kimse ziyaret etmiyor adamı. İşte o İngilizler Mehmet Ali Paşa'yı kandırdıkları gibi Mısır halkını da aleyhimize, Devleti Aliye'nin aleyhine işlemişler. Çeşitli yollarla Gümüşhaneli Hoca kalmış orada, İngilizleri sıfır etmiş. Müslümanları, o halkı yine bize bağlamış. Hoca bu, birleştirici. Eser yazmış. Ben şu hocadan tabii 75 milyon bir Türk bir tek hocadan İslam öğrenebilir mi? Herkesin hocası farklı olacak. Ana hedef Allah. Ana hedef Muhammed Resulullah. Bunu öğretmesi lazım. Ama bilmedi mi? Alim olmadı mı? Karakterli adam olmadı mı? İyi niyetli grup grup oluyor bak. Parçalıyor bizi. Evet, Gümüşhaneli onun için demiş ki hepimizin hedefi Allah'ın rızası değil mi? Muhammed Resulullah'ın şefaatini kazanmak değil mi? Ey sofular! Ey zikirciler! Mecmuatül Ahzab'ı yazı vermiş. Allah'a giden yolların hepsi bir noktada buluşur. Aslanlarım, evlatlarım demiş. Ey müminler! Kitabı onun için yazmış. Ve o kitabı ben de okuyorum. Dedim ya, gavur beni aramadı üstümü. Aratmadı eşyamı. Uçağa kadar götürdü. Tanımam yahu. Nereden tanıyayım? Gümüşhaneli böyle bir adam. Evet. Şöyle sadece adımla değil inşallah. Onun yaşama prensiplerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl anlamış, bize nasıl anlamamızı istiyor. O kitabı da inşallah okuyacaksınız. Hemşerinize sahip çıkacaksınız. Tabii. Ben de size diyeceğim ki arkadaş, beni de bir mendil salla. O hemşeriniz tabii size yakınlık duyacak. Öyle diyor Peygamberimiz, bu laf değil. İstanbulluların önderi Ebu Eyyub el-Ensari diyor Peygamber. Sahabilerim nerede kaldıysa oraya Müslümanlarının mahşerde önderi olacak, sahip çıkacak. Gümüşhaneli'de benim kanaatime göre Peygamber'in sevgisini kazanmış. Allah'a nazlı dedi ya beyefendi, Allah razı olsun. Hepsini isterim dedi yani. O kadar nazlı, Allah'a nazlı, öyle bir rütbesi var. O zaman diyecekler Gümüşhaneli'ne, benim hemşerim. Tabii onu kırmazsanız, gönlünü kırmazsanız, onun gibi içi dışı birbirine uygun, özü sözüne uygun, sırlı ayna gibi tertemiz bir yürek taşıyan çalışkan en büyük derdimiz bu. Çalışkanlık yok bizde. Efendimiz sabah akşam şu dua ediyordu: Allah'ım cimrilikten, tembellikten sana sığınırım. Görmüş bizim tembelliğimizi. Benim köyüm 5000, 8 tane kahve var yahu. Git tarlanda bir ağaç dik, dibini dört, dallarına ekle. Bunlar çalışmaktır. Bir ağaç dik yahu. Bir kuş konsa sevap yazacaklar. Dibinde bir sarhoş uyudu, sarhoş. Yine sevap, insan çünkü. Canavar yattı dibinde, sevap yazacaklar. Niye kahvede oturuyorsun akşama kadar, sabaha kadar? Bunları Gümüşhaneli şahsiyetiyle, kişiliğiyle hep anlatıyor, anlatmış. Öyle hocalar yetişmiş. Ben o hocanın yanında gördüm adamları. Hamal'la profesör yan yana. Ben profesörüm de kasılmıyor. Allah Allah dedim, ne biçimmiş bu? Komutan geliyor, kapının dibine diz çöküyor, oturuyor. Evet, Müslümanlık böyle.
Gümüşhane'nin insanları eğittiğim şeyi bu. Böyle sevecek insanlar birbirini, bütünleşecek. Evet. Yedullah me'al cema'a. Allah'ın yardım eli, toplu, çarpan, yürekli, yürek sahipleri birlik olan kimselerin üzerinedir. Onlarladır. Peygamber böyle söylüyor. Ve bunu başarmış Gümüşhaneli. Gittiği yerlerde böyle adamlara çok ihtiyacımız var. Yalnız lafını duymakla kalmayacağız. Uygulayacağız. Onun gibi çalışkan olacağız. İyi niyetli olacağız. Herkese hakaret gözüyle değil, saygı gözüyle bakacağız. Bütün herkese kitap yazmış, bak gelin demiş, hepinizin Allah'ın hedefi Allah değil mi? İşte o duaların hepsi ben de okuyorum demiş. Kitap yazmış, birleştirmiş parçaları, bütünleştirmiş ve hakim olmuş. Niyeti güzel çünkü. Efendim, sizin sabrınızı istismar ettim. Allah sizden razı olsun. Bizim devletimiz, milletimiz hiç ayrı değil. Paşamız, hakimimiz, polisimiz hiç ayrı değil. Bizim mayamız aynı. Bunu hatırlayalım. Böyle hocalar çıkaralım aramızdan. Kenetlesin bizi inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli misafirler, saygıdeğer izleyiciler, sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Sahneden uğurlamadan sizlere hocam, hocama bir hediye takdim edeceğiz. İş adamı Sayın Cevat Söğüt'ü hocamıza hediye takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Evet. Kıymetli misafirler, çok zamanınızı almayacağım. Hocamın iznini istiyorum bir iki laf etmek için. Hocam tabii yaşınız, spikerimiz söylediğinde ben beraber birlikte Turdağ'a çıkmıştık. Orada hocamızın hiç öyle 77 yaştan da olduğunu görmemiştim. Biz 150 kişiydik kafile olarak. İnanın Turdağ'a 4,5 saatte falan çıkılabiliyor. Hepimizden önce çıktığını orada gördüm. O yüzden ben hocamızın hepimizden çok daha genç olduğunu, çok daha dinamik olduğunu, onun da neye borçlu olduğunu şimdi öğrendim kendinden. Hemşerimiz Ahmet Seyyaddin Gümüşhanem Hazretlerine. Efendim, kaşıdı, ne yapalım? Söyleyeceğiz bir daha. Kusura bakmayın. Ben şikayet üzerine Edirne'ye sürüldüm. Çok adam topluyorsun diye. Ama komutan açtı telefonu, özür diledi. Yanılmışım dedi, hoca dedi. Ama ben askerim dedi, verdiği emri alma, git oraya dedi. Evet, ben de komutanın sözünü tuttum, dava filan açmadım. 14 sene orada eğitim yaptım. Şimdi Gümüşhaneli rahat durdurmaz talebesini. Hemen müftü geldi, dedi ki konuşacaksın. Yahu ben dedim mühendislik mimarlıkta imar hukuku, iş hukuku diyorum. Dinle ilgim yok. Olmaz. Hayır dedi. İstanbul'da konuşuyormuşsun dedi. Konuşuyorum dedim. Valilik yazı yazdı. Konuşuyorum. 33 senedir konuşuyorum. Müşterilerim de emekli komutanlar, emekli hakimler. Orada tüccar başımda. 33 senedir bizim insanımız, hiç taviz vermiyorum. Ve şimdi bizim orada şöyle bir şey var. Hadis okuyorum. Şimdi döneceğim yine. Hadis okuyorum ben. Gümüşhaneli hadis okuyor dedi ya hoca. Ben de onun yolundan takip ediyorum. Farz kıldığınız yerde sünnet kılman diyor Peygamberimiz. Benim sünnetim Allah'ın farzıyla eşit olur mu diyor. Ondan eşit olmadığını göstermek için yer değiştirin diyor. Bunu söyledim. Komutan adam, hakim adam, emekli vali. Bizim Böcekli Camii'nde cuma namazı farzı kılındı mı, herkes yanındakiyle yer değiştirir. Otomatikmen. Herkes diyor, ne oluyor ya diyorlar. Ne oluyor, sünnet işliyor benim paşam. Bizim insanımız bu arkadaşım. Prensip sahibi şimdi. Yani şimdi Gümüşhaneli'yi anlattı ya.
Dün de söyledi. Benim 5 tane talebem profesör şimdi ilahiyatta Erzurum'da. 3 yerde konuştuk. Sizin gibi güzel adam görünce de coşuyor adam. Yaşını falan unutuyor. Hocam dedi, biz yapamıyoruz bunu. Onu şunu anlattım. Ben Edirne'ye gidiyorum. Selimi'yi doldurdum. Evet. Valinin emriyle gene. Selimi'ye 7 tane pavyon var 80 bin nüfuslu yerde. 7'den 70'e içerler. Ama benim Gümüşhane'nin hadisini okuduğum gün cami full doluyor. Meyhaneler kapanıyor. Söyledi, kendileri söylüyor. Gümüşhaneli bu. Bende keramet yok. Evet, şimdi saat 3.30'da kalkıyorum. Otobüse biniyorum. Topkapı'ya varıyorum. Otobüsle 5 saat sürüyor. Gidiyorum, saat 8.30'a yetişiyorum. Derse giriyorum. 8 saat ders anlatıyorum. 3.30'da kalmışım. Gece de işte valilik emir etmiş, müftülüğün şeysiyle, dehaletiyle kürsüye çıkıyorum Selimiye. Yatsıdan sonra dikkat edin. Yatsıdan sonra çıkarken Allah şahit. Uyur gezer. Yorulmuşum, uykusuzum. Ama Bismillah çekip Gümüşhaneli Hazretlerinin kitabını, hadisini okumaya başlayınca ne yorgunluk kalıyor, ne uyku kalıyor. Ben bunu yaşıyorum. Oğlum dedim, keramet bende değil, bu hocanın kitabında. Ben bu dinçliği, neşeyi, heyecanı bu hocadan alıyorum. Yalan söylemiyorum. Yarın öleceğiz. Yaşımız yerini bulmuş. O yalan söylersek orada hesap vereceğiz. Şu Gümüşhaneli'nin kitaplarını okuyun. Yalansam tuh deyin. Ama yalan değilse kazandığınızın %50'sini ben alacağım. Sağ olun, var olun. Hocam çok özür, bir hediyemiz daha var. Teşekkür ediyoruz. Hocam size bir hediyemiz daha var lütfen. Programın ana sponsoru Kral Pestil Köme tarafından hazırlanan hediye paketi GÜAT Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Mert tarafından Sayın Hocamıza takdim edecektir. Buyurun. Evet. Ne bunlar ya? Ne zahmet ettiniz böyle? Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, hocamıza, hocamızı sahneden uğurluyoruz. Çok sağ olun, saygıdeğer hocam. Hayırlı günler. Programımızı sonlandırmadan önce sayın vekilimiz kısa bir söz istemişlerdi. Arz ederseler kendilerini sahneye davet ediyorum. Sayın vekilim. Buyurun sayın vekilim. Efendim, ben de muhterem hocamıza gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Gümüşhane sevgisinin nereden geldiğini bu akşam çok çok daha iyi anladım. Hatırat anlatmak tabii bu saatte biraz geç ama yeri geldi. Muhterem hocamın biraz önce bahsetmiş olduğu Ahmet Ziyaüddin Efendi Hazretlerinin yazmış olduğu Ramuzul Ahadis, ki kendileri de tercümelerini yapmıştır. Sene 1980. Biraz geriye gideceğiz. Memlekette bir ihtilal oldu. Babam da o zaman senatör idi. Ne hikmettir? Diyanet İşleri Başkanıydı. İhtilal oldu, şey etti. Neyse. Aldılar içeriye. Hapiste yatıyor. Ben de İzmir'de üniversitede asistanım. Yani burası biraz mühim. Çünkü işin sırrını bu akşam hocamı dinledikten sonra anladım. Allah ondan razı olsun. Ve bu gece benim için unutulmayacak bir gecedir. Şimdi babam hapiste. Ben İzmir'de üniversitede görevliyim. Gelip aileyi toplayıp haftada bir gün perşembe günü 40 dakikalık ziyaret yapılıyor. İzmir'den geliyorum. Aileyi toparlıyorum. Tabii
Kardeşlerim küçük, kimisi üzülüyor, ağlıyor. Hele annem, lütfen bu gece annem için de dua edin. Şu anda inşallah şey edecektir. O da ağlıyor. Ben annemi ilk defa o zaman ağlarken gördüm. Gidiyoruz. Elinizi öper. Oğlum Muhammed Said Efendi de küçük daha. O da dedesine yapışıyor. Görüşme saati bitiyor. Fakat çocuk bu. Dedem de gelsin. Dede gelemiyor. Ben de dedemden kalacağım. İşin bu tarafını geçiyorum. Babam kirli çamaşırlarını veriyor. Ve evladım içindekileri Osman Çataklı Bey'e ver. Peki baba. Rulo halinde, muhterem hocam siz de çok iyi hatırlayacaksınız. Ramuzul Ahadis'deki hadisi şeriflerin Osmanlıca yazıyla, alfabesiyle tercümesinin şeysi. 30-35 sayfa. Her perşembe ben o rulo şeklindeki kirli çamaşırların arasındaki kağıtları alır getirir. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın kardeşi, dişçi Selahattin değil, Kemalettin Bey'le beraber getirir. Osman abiye veririz. Hocamızdan beraber işte onlar da şey ederler. Böyle böyle Ramuzul Ahadis'in tercümesi bitti. Bu gece benim keşfettiğim hadise şu. O sıkıntılara hakikaten bugün dayanılamaz. Ama demek ki o hazretin, o hadisi şeriflerinin hizmetinde bulunmak bize o enerjiyi verdi. Geçiyorum. Neyse, bir yıl geçti. Ahmetciğim bunu iyi dinle. Ahmet Güler bunu iyi dinle. Bir yıl geçti. Çıkıldı sıkı yönetim mahkemesine. Babam orada dua okuyor. Şey ettiği zaman dua okurken de sessiz de okulsa dudakları mırıldanıyor. Efendim Mamak'taki o cezaevinin mahkeme salonunun çatısında öyle bir şiddetli yağmur yağıyor ki bu bizzat şahit olduğum bir hadise. Hakim korktu, şimşek çakıyor yağmur. Efendim burada mahkemeyi dua ederek baskı altına lütfen almayın. Bunu da bizzat ben orada dinledim. Sonuç olarak vurgulamak istediğim şudur. Bu akşam hocamın söylediklerine ben de Allah bin defa razı olsun iyi ki gelmişim. Beni çağırdılar da geldim. Ben zannediyordum ki hani babam gönder de ayıp olmasın gidip şey yapalım. Demek ki bunları dinlemek için gelmişim. Ve son bir şey daha söyleyeceğim. Vaktinizi, sabrınızı taşırmayayım. Tabii üzülüyoruz. İçimizde bir üzüntü, sıkıntı var. Sebepsiz yere bu insanları hapiste yatırdılar. Bize çile çektirdiler. Bir gün sitemimi şey edince babam evladım dedi sakın bir daha şikayet etme dedi. Bu dedi bize Cenab-ı Allah'ın bir lütfu oldu. Biz siyasette biraz zamanımızı kaybettik ama bak şimdi o içeride hem ikindi hadisi derslerimizi yaptık hem de Müslümanların hizmetine Ramuzul Ahadis'in bu tercümesini yapmak suretiyle şey ettik. Bu Allah'ın bize bir lütfudur. Yorum yapmıyorum. Bakış açısına göre değişiyor. Biz zindan diyoruz, efendim işkence yapıldı, şu oldu, bu oldu deyip üzülürken onlar olaya nasıl bakabiliyor ve şükrediyor. İşte aradaki fark bu. Efendim hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Hocam Allah razı olsun. Bu güzel geceyi tertiplediğiniz için muhterem Tahsin Bey kardeşime ve GÜYAT'ın muhterem yöneticilerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm Erkan abimizedir. Allah ondan razı olsun. Gümüşhane'ye bir inci hediye etti. Tevazu gösterdi. Gümüşhaneliler yaptı dedi. Allah razı olsun. Erkan abimizin
çekmiş olduğu sıkıntıları ben yakinen biliyorum. Bürokratik sıkıntılar vesaire vesaire, detayına girmeyeceğim.